Kreuzlingen Türk Okul Aile Birliği'nin ev sahipliğini yaptığı ve İsviçre genelinde Türkçe dersine giden çocukların arasında düzenlenen En İyi İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın finalleri Kreuzlingen'de gerçekleştirildi. İsviçre genelinde Türkçe ve kültür derslerine katılan 3000'e yakın öğrenci arasında Türkçe öğretmenleri tarafından belirlenen finalist öğrenciler, final günü dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktüler. Yarışmanın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Bern Büyükelçimiz Tanju Sümer, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, Eğitim Müşaviri Sezai Güler, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlarımızın katıldığı final programında salon adeta hınca hınç doldu. Program sonunda Post Gazetesi ve TGRT EU'ya desteklerinden ötürü bir teşekkür plaketi takdim edildi. TGRT EU'dan arkadaşımız Mehmet Çelik katılımcılara mikrofon uzattı. Bugünkü programa sponsor oldunuz. İstiklal Marşı programında nasıl buldunuz? Siz de geldiniz, ayrıca dinlediniz. Çocukları gördünüz, heyecanlıydılar. Siz nasıl buldunuz? Evet, gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Çocukların yanı sıra biz çocuklardan daha heyecanlandık. Sponsorluk değil, gönülden buradaydık açıkçası. Yarınlarımızın ne şekilde yetiştiğini, bizim duyduğumuz o bayrak ve vatan heyecanını onlarda da gördük ve hissettik. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. İnanılmaz keyifli, güzel bir gündü. İrfan Bey, bugünkü İstiklal Marşı programına katın siz de. Evet. Ve gençleri gördünüz, çocukları gördünüz, İstiklal Marşımızı okudular. Siz nasıl buldunuz etkinliği? Çocukları nasıl gördünüz? Valla çok güzeldi. Tabii geleceğimiz buradaki yavrularımızın o ilk günkü Mehmet Akif Ersoy'un vermiş olduğu heyecanla, yurt dışında yaşıyor olmalarına rağmen o duygu ve düşünceyle böyle duygusal bu şiiri, bu marşı okumaları beni ziyadesiyle çok memnun etti. Hakikaten geleceğimizin teminat altında olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize şimdiye kadar güvendik. Güveniyoruz. Güvenmeye devam edeceğiz. İnşallah hiçbir güç bizi bizden alamayacak diyorum. Parkveli'den Cemil Çıtakbey ile birlikteyiz. Cemil Bey, bu değerli programa ana sponsor oldunuz. Katkılarınızı esirgemediniz, desteklediniz. Siz nasıl buldunuz bugünkü programı? Öncelikle bugünkü programdaki geçen herkesin emeğine, ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel bir program oldu. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma, Çanakkale anma programı dolu dolu geçti. Çocuklarımızın programıydı. Çocuklarımızı da sevindirebildiysek bizim için ne mutlu. Ve zaman zaman çocuklarımız duygulandı, bizleri de duygulandırdı. Ama sonuç itibariyle hediyelerini aldığında hepsi güler yüzünden terk ediyor programı. Alkan herkesten razı olsun. İstiklal Marşı programında çocuklarımız iki kategoride yarıştı ve küçüklerden Mehmet Ali Ükis yanımızda birinci, ailesiyle birlikte. Öncelikle bir sana soralım, duyguları nasıl, kazandın, nasıl hissettin kendini sahneye çıktığında? Çok sevindim. Hiç düşünmedim ve çok güzeldi. Çok güzel bir duygu, evet. Aile olarak siz kesin gururlanmışsınızdır yani, çocuğunuz evet, birinci olarak çıkınca. Yaşamak, yaşamak çok güzel. Diğer aileleri, diğer çocukların başarılarını diliyoruz. İnşallah daha da ileri başarılar gidelim. Başarı. Cesur Bey, öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü Kreuzlingen İstiklal Marşı yarışmasında siz iş adamları derneği olarak destek gösterdiniz, buradaydınız. Siz nasıl buldunuz bugünkü programı? Bugünkü program çok çok güzeldi. Evet, ve İş Adamlar Derneği olarak, müsiyat olarak böyle programda bulunmamız bizim için bir vazifedir. Tabii ki çocuklarımızın yanında olacağız. Çocuklarımız bizim için geleceğimizdir. İş hayatında olsun, sosyal hayatta olsun. Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımızı kaybetmemek için tabii ki böyle programlarda katkılarımızı da bulunacağız, göstereceğiz. Suat Bey, bugünkü programa siz de sponsor oldunuz. Güzel bir program oldu. Sizden de program hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Öncelikle bu programı organize eden değerli arkadaşlarımıza, özellikle Hüseyin Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür programlara burada, özellikle Avrupa'da bizim çocuklarımızın ihtiyacı var. Bu milli duyguları yeniden yaşamak için, onları hissetmek için kesinlikle bu tür programların olması gerekiyor.
Aynı zamanda Sıla Ağa olarak biz bu tür programların her zaman arkasındayız. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Çünkü milli duygularımız bizim çok hassastır, önemsiyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İstiklal Marşı en iyi okuma yarışmasını Projdingen Türk Okulu ile birliği olarak Sayın Büyükelçiliğimizin eğitim müşavirliğiyle beraber bugün gerçekleştirdik. Olağanüstü yoğun bir ilgi vardı. Neredeyse İsviçre'nin tüm kantonlarından yoğun bir katılım oldu. Tabii çocuklarımızın İstiklal Marşı'nı tüm kıtalarını ezberlemeleri, burada final yapıldı. Finale gelene kadar belki yüzlerce çocuk bunun için yarıştı. Asıl olan bu duyguları verebilmek, bu duyguları yerleştirebilmek. Biz okul aile birliği olarak bu nevi organizasyonlara imza atacağız. Kendimiz adına değil, burada geleceği kurma adına bizim de misyonumuz var. Bu misyonu gelecek nesillere devredene kadar bu nevi etkinliklerimiz devam edecektir. Program nasıl geçti, siz nasıl buldunuz, geri dönüşler nasıl oldu hakkında bilgi alabilmeyiz. Öncelikle katılım çok iyiydi. O açıdan çok mutluyum. Zaten İsviçre geneli kapsayan bir yarışmaydı. 12 çocuğumuz yarıştı burada. Benim için hepsi birinci. Çünkü hepsi çok iyi çalıştılar. Aylar önce çalıştılar. Program bana göre kaliteliydi. Yani biz okul aile birliği olarak, Krojigen Türk okul aile birliği olarak zaten son 35 yıldır dolu dolu geçiriyoruz. Yani yaptığımız etkinlikler gittikçe büyüyor. Bu da onlardan bir tanesi, göstergesi diyeyim. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes de öyle düşünüyordur umarım. Yani buradan herkes bana tebrik ederek gitti. Ben zaten gelenlere ayrıca tebrik ediyorum. Burada bize o katkıyı sağlayanlara, sponsorlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Başlısı olmak üzere. Benim için çok güzel bir gündü. Ben bu şekilde devam ettiğim sürece ben yaparım. Ben yorulmam.